De çaputlarımı ortada bırakma. Ben ya havlu koydum. Ayıyor gidesenli. Ona sürsene. Ben gözüm görmeye ki sabundan açamayan. Anca salona girince açıyor. Ne sinirlendiriyorsun lan sudan sebeplenen sabah sabah? Ne? Şurada zaten sinirim bozuk. Sabaha kadar uyuyamadım. Vallahi inanmam. Sana uykuda manda tostlasa sen kaşınmazsın bile. Borcum mu kız kalkınmış? Geçenlerde kılıç açtık arkadaşlarla. Çok kaybettim. Kaç kere söyledim sana oynama diye değil mi? He? Ben anlayamıyorum ama başkaları senin alnındaki keriz yazısını okuyabiliyorlar. Lan. Hileli deste açıyorlar sana be! Lan şurada keriz meriz deyip benim sinirimi neye bozuyorsun lan kakamış he? Biz burada ailemiz için, yuvamız için uykusuz kalıyoruz. He, sen kumar oynamasan yuvamız kendi imkanlarından kurtulur. Kumar mı var? Onu da yuvamız için oynayan. Yuvamı senelerde yaptın zaten. Sen yaptın yuvamı. Bakkala kasaba borcu olsa neyse. Ödemeyi bilsin olu biter. Ama kumar borcu namus borcu. Anla. Yeşil zeytin mi aldın lan? Aç ağzını bakalım. Aç. Ne diyorsun biliyor musun kakımış? Ne? Şu senin psikopat doktoru var ya. Ne psikopat doktoru değil o. Psikolog. Ya işte neyse, ondan öcük avans alsam. Ne? Ben senin kumar borcun için tezler miydi de bak olamam ya. Elim kaçtı ya kalkılmış. Bu senin için ne anlama geliyor? Ya biliyorum ne anlama geliyor. Başkaları için para gelecek demek. Senin için de kalkılmışa şaplığa atacağız demek. Fark etmez her gün dayak yiyem nasıl olsa al dev gibi. Şaplak endürecin dedin ya kalkılmış. Allah belanı versin seni be. Ulan bak kalkılmış. Bu yumurta benim nefsimi kör etme ya kız. Akşam hatırlat da kafanda bir karpuz kırıyor. Oh patron. Bak ha ya patron. Sessiz olanlar diyen senden kaçarım. Oh patron. Oh patron. Bak ha ya patron. Sessiz olanlar. Efendim! Bu muayenehanede en son istediğim şey gürültüdü. Zaten psikolojik durumu bozuk. Yani duygusal bakımdan hassas insanlar geliyor. Bak bir tanesi kalktı senin yüzünden. Çok özür dilerim Tanser Bey. Hiç üzülmeyin ama ben şimdi şu süpürgeyi pencereden aşağı sarkılırım. Gider hastanızı böyle deyip geri çekerim. Tamam Zevzat Hanım. Neyse. Saat de geç oldu. Senden bir ricam var. Estağfurullah başım üstüne. Şu zarfın içinde 1 milyar lira var. Aman uuu 1 milyar be. Aman ne gerek var da ben ne yapacağım 1 milyarı be. Çok paradır bu. Senin için değil. Bir eczaneye borcum vardı da üstte adresi var. Giderken bırakıver tamam mı? Tamam bırakırım merak etmeyin. Hadi sen çıkabilirsin abi. Çıkayım peki olur. 1 milyar mı be? Ben bu kadar parayı nereye koyayım ben? Yok lan. Ulan nerede şimdi ben cebimden yok aramda. Tamam. Kaldım buraları. Kapalı hanımefendi. Biliyorum. Gördüm. Ne vardı? Yok bir şey. Ben ihalesine geldim. Bir şey yok.
İlaç lazımsa ben senin ilacın olurum. Beni yut. Sen sapıktır bu lan. Manyak olur. Allah beni alır. İnsanın evi gibisi yokmuş. Bu para insanın başına bela be. Çok şükür halimize. He? Ulan içeride ışık yanıyor. Bitirmiş evde mi yoksa? İşte şimdi tehlike başlıyor. Nando yuva yapmış bile mi içeri? Ne edeceğim ben? Ben ne edeceğim? Nereye koydun sen bahçeye? Ulan yok be, yağmur yağar, köpekler gelir hırsız bulup. Ulan bu ay bunu narkotik köpekleri gibi kokusunu alır paranı. Yine en iyisi parayı üzerimde taşımak. İnşallah erkenden yatar bu ayı. Belki ağzına bir iki sinek kaçar da onları yersin. Evde kıran yemek yok. Ya çok çalışıyorum, çok koşturuyorum itimiz. Koruyorsun halimizi vallahi. He, evin masrafları, yol parası. Bir de o kıza bakıyorum, kolay mı? Üzerimde kuruş para olmadan dolaşıyorum vallahi. Cebimde bozuk para olsa dengemi kaybeder düşerim inanki. Lan ya, ne konuşuyorsun lan? Car. Ya konuşuyorsun ya esniyorsun. Sana şimdi burada paradan bahseder oldu mu lan? Yok bahsetmedin de. İyi ben yani dertleşiyorum seninle. Belki üzerimde para falan var zannedersin de yani. Yok üzerinde paradan daha değerli şeyler vardı belki. Ne? Ne diyorsun be? Diyorum ki bir gün sen iş yerindeyken telefon etsem. Hanımefendi üstünüzde ne var diye bir sorsam. Karşılıklı fantezi yapsam. Fantezi mi yapsak? Yok be lan sen yıllardır bilmiyor musun benim üzerimde neler var neler yok. Gerçekçi konuşup adamın içini karartma. Ben azdım zaten. Ne diyorsun sen be? Gel bak. Gel yanıma da anlayayım gel. Yok ben zaten çok hastayım, yorgunum zaten böyle. Bugün akşam televizyon seyrediyordum öyle kanaldan kanala atlarken kanalların birinde bir tane iç çamaşırı defilesi gördüm. Kız düşündüm de kalkılmış. Ben yıllardır senin iç çamaşırlarını hiç görmedim kız. Nasıldı acaba? Ya ne bileyim ben. Paçalı don falan vardı herhalde. Ben de aynaya diyeyim bakmıyorum ki. Arada bir el önünden geçersem koruyorum. Bak ne diyorum biliyor musun kalkılmış? Şu perdeleri şöyle sıkıca kapatalım. Bana boyun aşağım şurada güzel bir çamaşır defilesi yap. Ne? Çamaşır defilesi mi ben? İyice kafayı yedim ben. Ben ancak çamaşır yıkayabilirim. Defilede nereden çıktım ben? Çamaşırı sonra yıkarsın bak. Beni zor kullanmaya mecbur bırakma. Yok bak koruyor zaten. Ben çok hastayım. Bu halde defileye de çıkamam ki ben. Zobaya iki tane odun atan içerisi ısınır. Bak hadi buğun aşağı bu defile yapılacak dedim. Tamam anladım ya mantıklı bir şey işte vallahi canımı ya ama yani nasıl ben şey yapayım ilan koyayım. İstersen bahçede çamaşırlar var acık seyrediver onları. Lan çamaşırlar ne diyeyim lan ben içi boş çamaşır ne diyeyim. Vallahi yok çok hastayım inan ki hem ben bu yılın ayı defilesinde hiç bilmiyorum. Çarpacaksın gibiden ha. Buğun aşağı bu defile yapılacak.
Ne bir cilve yaparsın, ne de şu adama göre şöyle bir kırdı ver. Tamam, ben bunu bir düşüneyim mutfakta kendime. Nane, limon kaynatırken düşüneceğim. Bak, üstünden mantoyu çıkar, hafif bir şeyler al üstüne. Şöyle. Tamam, bak bunu da bir mutfakta ben bir düşüneyim. Anne! Niyeticim ben ne yapayım ben? Ulan bu parayı nereye sıkıştırıp koyayım ulan? Ne olmaz ki buraya? Ulan burası da yok, yer bulamıyorum. Tam da üzerinde 1 milyar lira para varken kuduracağı tuttu bu ayın. Ulan nereye koyayım ben? Bakayım. Aman. Ulan ne yapayım ben? Allah kahretsin be. Pencereden çıkıp gitsem. Şimdi olmaz ki ulan. Arkadaş. Allah belanı versin. Söyle bakayım, ne üstümde ne var? Allah elini koru varsın gibi. Şu parayı bir teslim edebilseydim Tenzer Bey'e. Üstümde bir kırıklık var, bir halsizlik var. İçimiş hastayım. Ben seni iyi ederim. Ana! Ne diyor bu be? Ulan bir şey yapmam lazım. Benim bir şey yapmam. Ulan bir şey yapayım ki bana yaklaşmasın bu ayı. Sarımsak. Şuradan bir diş. Kalmış. Bak ne diyor biliyor musun? Bir terlesen hiçbir şeyin kalmaz. Ben seni terletirim. Yok vallahi bak ben bugün sarımsak yedim böyle kokuyan biliyor musun? Ana daha iyi ya kız işte. Bana da o şöyle bir hoh dersin. Tansiyonuma da iyi geliyor kız kalmış. Bak hoh. Mis gibi bir daha okla bakayım. Oh! Geri bak, bahçedeki çamaşırları toplayayım mı? Yok, aman ay. Ay karnım ağrım herkese, benim tuvalete gitmem lazım. Ay. Bari şu mantonu çıkarsaydın be kakılmış, bana bile fenalık geldi. Tamam, tuvalette düşüneceğim ben. Ay. Ben de gideyim oduna. Karnım. Ben nereye gideceğim? Bir şey olsa, bir mucize olsa, yer yarılıp içine girsem ben. Ulan biz zaten mandaydı, bir de az önce manda sürüsü gibi oldu. Ulan şu parayı burada bir yere mi saklasam, nereye koyayım lan, bulursa bir de. Ben işte belediyeye haber vereyim de, ekipler gelip uyuşturucu iğneyle bayıltsınlar bu okucuğu. Kalkınmış, sobaya odun attım lan, gel hadi. Hepten azdı bu. Ulan ne edeyim? Dayak. He? Tabii ya. Bu herifin azgınlığını yani yataktan çok dayak alır. He, rahatlar, ferahlar. Çıkarasını yakar sonra da yatar. Vallahi öyle. Ben de zaten yataktan çok dayağa alıştım. En iyisi hiç olmazsa bir görev uğruna dayak yemiş olurum. He. Hadi görevler. Hadi. Kolay gelsin. Karnım. Ulan sen bana baksana, sen çok oldun artık ha? Ne diyorsun lan sen? Ulan noterden tasdikliyor. Benimle cilveleşeceğine acık eve ekmek getir be. Ver bak kalkılmış, mevzuyu değiştirip defile konusunu kaynatmaya kalkma. Hadi ulan, defileymiş. Ben seninle defile mi yaparım be? Defile yapacağım insanı ben seçerim bir kere. Ulan seninle mi defile yapacağım Angut? Bak ben tepem iddiasını attım o gururumdan oluyor, sinirleniyorum bak. Ne sinirleniyorsun? Sinirlenirsen sinirlen lan! Ne diyeceksin? He? Beni mi demeyeceksin? He? Gel bakalım dev o zaman. He? Artık eskisi gibi değil zaten yumrukların. Tekme mi atıyorsun, yumruk mu atıyorsun, leblebimi fırlatıyorsun belli bak, değil lan. Bak gel bak kalkıldı. Şimdi seni ayağımın altına alırım, kemiklerini gözlerini kırarım. Ama bak. Defilede böyle kırda kırda yürüyemezsin diye kırmıyor. Onun için ağabeyin başına topla. Hem bakayım. Defile yapacağım, ha. Hem de böyle kırıtacağım. Şöyle kırıtacağım. Abucuna yalarsın sen be. Sen kim olayım ben senden defile yapacağım he? He sen? Konuş ne diyeceğim bakalım? Ver bak kalkınmış. Ver ona. Al iç bakalım madem çok istiyor buyur. Ben sizi nasıl eder lan? Sinirlensene oğlum lan! Beni mi döveceksin? Döv o zaman, döv bakalım. Ulan
O kuzilerin de semerde filesi var ha. İstersen onlara katıl ha. Yoksa çevre yoluna git. Çevre kamyonları seyret. Bak kakılmış benim gururumla oynama diyor lan. Oynuyorum lan, oynuyorum lan. O kız güzellik yarışmasında sen yürü üyesi bile olursun sen. He? Çekil lan. He? Lan kakılmış lan. Lan. Lan ben sana senelerce böyle bir anda giriştim. Senin sinirli halini hiç görmedim. La sen sinirlenince daha güzel oluyor lan kakılmış. İyice çekici oldun lan. Karnım. Bir defile yapalım. Karnım. 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 Bırak karnını karnım, gel. Ben ne edeceğim artık? Ben bittim, bittim. Hiçbir şey işlemeye bu adama be. Lan üç tane zerbeyim şuramda parası olmasa. Vallahi değil defile, striptiz bile yapacağım ya. Ben nereye gideyim, ben ne yapayım be? 40 yılın kırtmağında bir defile istedik. Kanım, kanım, kanım. O da işlemezse artık çıkacağım defile. Başka canım kalmadı. Tamam bak ben defileye çıkacağım. Güzel. Yalnız diyorum ki bak bu üstümle başımla bu bazen gecelikle bu uzun donlarla defile mi olurmuş be? Ne yapalım idare edeceğiz kız kalkırmış. Aklıma ne geldi biliyor musun? Bizim iki sokak ötede hani kuası matris karılar var ya. Şu pavyonda çalışan karla. Ben işten gelirken gördüm. Bahçesinde bir sürü gecelikler vardı. Donlar, kırmızı kırmızı, çıngıraklı donlar, fermuarlı donlar, çeşit çeşit sütyenler, minicik transparan gecelikler. Şimdi diyorum ki sen onları alsan da ben onları giyince böyle Fishing TV'deki karılar gibi açıkın şöyle gırta 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 böyle sana merkenlik yapsam diyor. Defile öyle defile olur. Güzel diyor kız. Beni bak ben gideyim. Hemen giyinip gideyim şu elbiseleri alayım geleyim buraya. Ben senin yerinde olsam pijamanla giderim. Vakit nakıttı doğru söylüyor. Doğru. Hadi bekliyorum kocacığım. Bekliyorum. Bekliyorum. Polis imdat mı? Evet benim evime şu anda hırsız girdi. Daha doğrusu bahçeme. İç çamaşırlarımı çalıyorlar. Galiba sapık efendim. Özellikle de iç çamaşırlarımı çalıyorlar. Çok korkuyorum polis bey lütfen yetişin. Evet. Adresimi veriyorum. Son bir sokak. Faiz ne kadar? Ulan benden de mi faiz alacaksın? Alo. Evet benim komiserim. Evet ütülmüşünü hanımıyım. Ne? Nezarethanede mi? Ulan evet, evet. Hiç çamaşırı çalıyor komiserim. Evet, suçumuzu kabul ediyor. Evet, bütün bahçelerden çalan. Evet, sakın salmayın komiserim. Salmayın kendisi. Sapık durun, sapık. İt ki akşama kadar bakıyorum. Şimdi bu herifi gören ev sahibi. Oh be! Taze abin paralarını da kurtardım. Koyalım. Şu ortada durum Esin be. Artık nezarethanede tekme tokat defilesi yaparlar. Bu yılın tokat tekme defilesini yakından takip edersin. İnce ince